hoş geldiniz. Sizlerle enfes, hafif ve lezzetli bir yoğurtlu patates yapacağız. Tart kalıbında olacak. Bunun için 3 tane patatesimi aldım. Tencereme gelişigüzel bir şekilde doğradım. Patateslerim büyüktü. Küçüklerse miktarını arttırabilirsiniz. Üzerine geçecek kadar suyumu ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Patateslerim haşlandı. İstenilen yumuşaklığa geldi. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Haşlarken hiç tuz kullanmamıştım. 1 çay kaşığı karabiber. Ve isteğe göre 1 çay kaşığı kırmızı acı biber ilave ediyorum ve ezicim ile güzelce tereyağıyla buluşturuyorum. Patatesimi güzelce karıştırdım. Kıvamı harika. Şöyle göstereyim. Pürüzsüz bir kıvam oldu. Şimdi içerisine 2 adet orta boy rendelemiş olduğum havucumu alıyorum. Ve yarım demet doğranmış maydanozumu alıyorum. İnce ince doğrayalım maydanozumuzu. Ve güzelce bunları karıştıralım, harmanlayalım. Harika bir renk cümbüşü oluyor. Yeşil, turuncu. Enfes. Şöyle bir tart kalıbım var. Çukur olan ortası. İçerisine streç filmimi serdim. Ve patatesli karışımımı alıyorum. Güzel, eşit bir şekilde kaşığımla bastırarak tart kalıbımı yaydırıyorum. Tart kalıbıma güzelce yaydım. Şimdi bir 20 dakika, 30 dakika dinlenmeye bırakalım. Patatesimi tart kalıbımda yarım saat dinlendirdim. Şimdi kalıbımdan çıkarıyorum. Güzel bir şekilde donmuş. Şimdi üzeri için sosunu hazırlayalım. Sosu için 1 yemek kaşığı mayonezimi aldım. İçerisine 1 diş sarımsak ilave ediyorum. Ve yoğurt ilave ederek sosumu hazırlıyorum. Yoğurdumuz süzme, katı bir yoğurt olursa sulanmasını engeller. Yaklaşık bir kase kadar yoğurt yeterli olacak. Şöyle güzelce karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz yoğurtlu sosumuzu patatesimiz üzerine alabiliriz. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yoğurdumuzu da yaydıktan sonra süslemesine geçebiliriz. Şöyle yol yol olacak şekilde nane ve pul biberimi serptim. Bu şekilde bir 15 dakika daha dinlendirsek daha rahat kesebiliriz. Yoğurdumuz da tam oturmuş olur. Tart kalıbında yoğurtlu patatesimiz hazır. Şöyle göstereyim. Enfes. Deneyeceklere afiyet olsun.